Şu anda Vietnam'da şehrin ortasına kurulmuş minik ağaç evlerin arasındayım. Daha çok hareket etmeyen karavan ve biraz da bana hobbit evlerini anımsatıyorlar arkadaşlar. Daha önce buna benzer minik bir evde yaşama hayali kurdunuz mu? Evet kurdum. Kurmuş olmanıza sevindim. Birazdan bu mini evlerden bir tanesine ufak bir tur düzenleyeceğiz. Heyecanlı mısınız? Tabii ki heyecanlıyız. Süper. Ama ev turuna geçmeden önce şöyle havalı bir müzik açabilir misiniz? Güzel giriş yapabileceğim. Tamamdır, hemen açıyorum. Nasıl, beğendin mi? Güzel. O zaman mini ev turu 3. bölüm başlasın. Burada sinematik görüntüler girer. Oradan böyle şöyle. Harika oldu. Burası toplamda arkadaşlar böyle 10 tane minik evden oluşuyor. Genelde birbirlerine çok benziyorlar ama bir tanesi diğerlerine göre biraz daha farklı, daha büyük yapmışlar. Ücretleri de biraz daha pahalı. Şöyle göstereceğim. Bayağı büyük diğeriyle karşılaştırdığında. Bir tane salınca, bizde yok bu, masası. Hemen bu evin karşısında da bir mutfak ve çamaşırhane var. Biraz dağınık şu anda. Normalde bir günlük ya da 30 gün boyunca kiralayabiliyorsunuz. Biz 3 gün boyunca kiraladık burayı. Şimdi Lena'yı gördüm. How are you feeling, Lena? I'm good. What do you think? It's like a fairy tale or like you're in the nature? Yes, I love it so much because we have this house is made from wood. We have everywhere plants. We have like wooden tables and chairs. Yes. And you feel like you are not in the city. You feel totally like you are in some nature. All right. Can you take us to our house? Of course. Let's go. Bizim ev 5. sırada. İsmi Rosie. Her bir evin kendine ait özel bir ismi var. Evin önünde yeşilliklerle süslenmiş ufak bahçemiz ve yan komşumuzla paylaştığımız ufak bir oturma alanımız var. Burada genelde çalışıyoruz ya da yemek keyfi yapıyoruz. Ama öğle saatleri vakit geçirmek imkansız. Şemsiye ile gölge olmasına rağmen gene de çok sıcak olabiliyor. So this is our house. I love this facade so much because it's stylish and natural in one time. It has nice circle shape and made from wooden. And I really love these flowers. It actually looks nice, those flowers. Like your head is between and they look so nice. Okay, let's go in then. Let's go. You go first. So this is our house. Welcome. As you can see, when we were getting in the door, it feels really tiny, also feels small, but you get used to it in the end. And you will be surprised how many things we have here. We want to show you every detail and we can start from the wardrobe. Yeah, let's do it. So this is our wardrobe. It looks pretty functional. We put here suitcase, backpacks, you can hang or put your clothes and all stuff which you have. Yeah. And this is good because sometimes you don't want to have a crowded in your small area and you can hide everything you have here. I am turning to Turkish. Burada arkadaşlar güzel bir çalışma alanımız var. Bu tabureyi kullanarak hemen bilgisayardan işlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Tabureyi kenara çektiğimizde burada aşağıda birkaç bölüm var. İşte kettle koymuşlar. Onun dışında saç kurutma makinesi. Hemen yukarıda bir televizyon var. Televizyonun kumandası ve onun dışında biz de burada bütün eşyalarımızı, işte Charles aletlerini, kabloları koyduğumuz bir bölüm yaptık. Bizim için açıkçası çok kullanışlı oldu. Bu şekilde hem burada çalışabiliyoruz hem de birçok eşyayı buraya saklayabiliyoruz. Burada bir atıştırmalık bölümümüz var. Bu genelde Asya'da olan karidesli arkadaşlar. Bunun dışında bir tane fıstık peynirli ve Asya'nın meşhur yemeği makarnalar, noodle'lar. Bunlardan ilk başlarda keyif alıyorsunuz, sonradan aşırı derecede sıkılıyorsunuz. Böyle bir fiyat kataloğu var. Buradan seçip istersek yiyebiliyoruz. Şimdi buzdolabının olduğu yere doğru geçelim. Bu da zaten hemen burada. And this is our fridge. We have in the menu a lot of drinks and it's full of Pepsi, Coke, Red Bull, some beers which we never drink, but we have a fridge full of beer. And we can use it for our things like fruits, yogurt and so on. Actually this fridge even bigger that we have in a big house in Malaysia. And here we have Miro and some empty space where we put my suitcase because it didn't fit our wardrobe. Banyo ve tuvalet arkadaşlar. Başlangıçta girişte kafam çarpıyor benim. Ben 1.74 falanım. Yani siz düşünün. Burası çok uzun değil, yani yüksek değil. Ama içeri girdikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. Şurada birkaç tane detay var.
İşte buraya bir tane raf koymuşlar, diş fırçası ve şampuan için. Onun altında havlu ve tuvalet kağıdı bölümü var. Şöyle kolumu açmaya çalıştığımda tam açılmıyor ama böylemesine biraz daha iyi. Yani çok kötü değil. Burada da bir tane el yıkama alanı var. Bu kadar. Kullanışlı. Ha, şurada da bir tane ayna varmış. Ben size ona göstermedim ama burada. And this is our bed. It looks tiny, but if you will try to stand here, you can stay. And what do we have here? We have window with a curtain. Actually, window so small, and we have like wall there. You can see anything, but you can get fresh air. And we have small shelves, which we use for our phones at night, and some lightning. Night lightning. Yeah, yeah, that's cool. Actually, it's from IKEA. I know this thing because I use in my visualization it too. Okay, let's go to the next one. Ve oturma alanımız arkadaşlar. Burası bayağı rahat. Aynı zamanda bu koltuk açılabiliyor. Yani bu şekilde misafirde alabiliyorsun ya da aile olarak geldiysen böyle de yaşayabiliyorsun. Birinci evlerden bir tanesinde bir Rus aile yaşıyor. 3 tane çocukla beraber. Hatta videoya biraz karıştılar başlarda. Sonra çok problem olmadı gerçi. Yani 5 kişi de tatile geldiklerinde yaşayabiliyorlar. Onun dışında burada bir de sahte çiçeklerin olduğu ufak bir raf var. Lena sahte çiçekleri çok sevmiyor. O yüzden bu çok dikkatimizi çekmedi. Son olarak da hayat kurtarıcımız klimamız. Bu olmasa doğruyu söyleyebilirim. Burada kesinlikle yaşanmaz. Şu anda genel olarak İngilizceye dönüyorum. We finished whole house, Lena. Yeah, it was our big house tour. Big, big house tour. Can you see? Look. You can do a lot of stuff, Lena. Run. You see? You can do... Well, actually, you can do really training something. What can we do? We can do... We can do acro yoga. Antrenman da yapılabiliyor arkadaşlar evde. Ne kadar küçük olursa olsun gerçekten kullanışlı bir ev. Size bir fiyattan bahsedeyim. Burayı biz günlüğü 335 bin donga tuttuk. Yaklaşık 12 ile 13 dolar yapıyor. Yani Türk parasına çevirdiğinizde 60 TL gibi bir şey. Zaten bizim de günlük bütçemiz genelde bu şekilde oluyor 2 kişi için. Ama buraya aylık tutarsanız o zaman fiyatlar biraz daha düşüyor. 8 milyon dong. Böyle rakamlar kafanızı karıştırmasın. 8 milyon dongun da 320 ile 340 dolar arası yapıyor. Yani bir anda geliyorsunuz, valizinizde yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar burada ve her şey içerisinde dahil fiyattan bahsediyorum ben. Tabi biraz pazarlık yapabiliyorsunuz Vietnam'da. Bunu 8 milyon dongtan 7 milyon hatta belki 6,5 milyon donga kadar düşürebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bir de Lena'ya soralım. Ev hakkında düşüncelerim neymiş? So Lena, what do you think, babe? I think that I love this house, and first impression, you think how in such a small area you can fit everything. Yeah. But after our tour, you can see that we can even have two guests in this house. Yeah, so if you're coming to Vietnam, let us know, but actually we are leaving tomorrow. Yeah, but here definitely can stay four people. Yes. Yeah, and so comfortable, you have bathroom on your right, you have sofa on your left, and that I really love that we have garden. So yes. One step also, and you are in the nature, under the tent, so it's so good. The location of the house, by the way, like, it's like 2 minutes to beach, 2 minutes to most of the restaurant, which is local bazaar. Yeah, everything is so close. But the most importantly, as Lena said, the tiny house advantage, it's not even a one step to the bathroom. It's just here. We wanted to show you a different way of living. That was our third episode of house tour. Sometimes we would like to show you more of a different way of living, and this was one of them. But in every country we will do house tours, is like one or two, and it will be in the next country too. And you can try to guess which country will it be. Can you give them some option which country will be the next? Yes, I will give you 5 options and you can try to guess by comment down below. So first it's Nepal, yes. Second India, third Thailand, fourth Indonesia, and fifth Laos.
All right. See you in the next one, guys. Bye. See you. Nasıl beğendin mi? What a cool video.